Selamünaleyküm arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Ee, şimdi e, öncelikle soruyu size söylemeden önce şunu bir açıklayayım arkadaşlar. Messenger'dan falan arkadaşlar yazıyor işte. Diyor ki usta en azından bir yere yazsan hani e, daha böyle metne bağlı okusan falan daha iyi olur gibisinden falan. Ya arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim size ben kafamdaki bilgiyi paylaşıyorum ben metin metinde okuduktan sonra arkadaşlar açın interneti siz de okuyun Yani bu bu kadar basit ama ben metine değil ben gördüğümü ben tecrübemi paylaşıyorum sizlerle bir şeye de bağlı kalmıyorum Onun için arkadaşlar duraksamışımdır şöyle olmuştur böyle olmuştur kusura bakmayın şimdi gelelim sorumuza arkadaşlar Ustacım araçlarımız neden hararet yapıyor? diyor. Sebepleri nedir? Ve hararet yapınca nasıl davranmalıyız? demiş arkadaş. Bu bu soru da gerçekten e, bayağı bir e, gruplarda da falan soruldu. Arkadaşlar aracın e, hararet yapmasının bir sürü sebebi var. Şöyle sıralayalım. Örnek e, olarak e, vereyim size. 1. E, aracın e, yağ seviyesinin eksik olması. Hararet yapıp yatak sarmasına sebep olabilir arkadaşlar. Yani e, seviyenin e, motorun ihtiyacını karşılayacak kadar olmaması diyelim buna. İki suyun eksik olması, soğutma suyunun arkadaşlar. Soğutma suyu eksik olduğu zaman da araç e, hararet yapar arkadaşlar. Yani bu da e, sonunda beklerseniz veya e, devam ederseniz yine yatak sarmasına sebep olur ve motorun e, kitlemesine sebep olur arkadaşlar. Üçüncü sebep arkadaşlar e, radyatör tıkanıklığı arkadaşlar. Radyatör tıkanıklığı da e, hararet yapmaya sebep olur. Dördüncü sebep müşür arızası. Müşür arızası da hararet yapmasına sebep olur aracın arkadaşlar. Beşinci sebep örnek veriyorum termostat arızası. Termostat arızası termostat kapalı kalırsa da Açık olursa bir şey olmaz. Zaten hararetiniz yükselmez o zaman. Ama kapalı kalırsa kesinlikle ve kesinlikle bu da hararet sebebidir. Ee, diğer bir sebebimiz ise arkadaşlar devirdayım pompamızın bozulması. Yani bir şekilde kırılır kopar veya başka bir şey olur. Ee, sebepler artık e, saymakla bitmez. E, bu şekilde olduğu zaman araç hararet yapar. Yani bunlar bir araç hararet yapıyorsa bu meselelerden dolayı hararet yapar. Ya da e, bir diğer şey bunların hepsi de çalışsa örnek veriyorum bunların hepsi de çalışsa hava sıcaklığı gibi etkenler veya rampa tırmanırken arabayı devirsiz kullanmak bunların hepsi çalışsa dahi yani bu anlattığım başta anlattığım şeylerin hepsi çalışsa dahi aracı devirsiz kullanmaktan dolayı da araç hararet yapabilir arkadaşlar. Gelelim araç hararet halinde. E, hararet haline gelirse ne yapmamız gerekir? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Araçta su eksik. Hararet yaptığını veya da aracın suyu boşaldı komple. Hortum patladı. Şimdi su eksik, hararet yapması farklı. Suyun komple boşalıp hararet yapması farklı. Arkadaşlar suyun komple boşaldığını nasıl anlarsınız? Ve nasıl bir durum olur arabanın içinde? Şimdi arabanın içinde o sıcaklığı siz hissedersiniz zaten hararetin sıcaklığını. Ama İbreye baktığınızda aracın normalde hareket halindeki aracın belli bir derecede ibrenin durması lazım. 30, 60, 90 her neyse dur kullandığınız duruma göre. Ama hararet ibresini sıfırda görürsünüz arkadaşlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aracınızda hiç su kalmamış demektir. Yani bu bu şekilde olduğu zaman araç yine hararet yapacaktır. Yağ lambası yağdan dolayı hararet yaptığı zaman zaten araba Belli bir müddet sonra size zaten bildirecek yağ lambası yakacak. Eğer normalde aracınızda başka bir arıza yoksa veya yağ lambası iptal edilmediyse hararetten önce size bildirecektir arkadaşlar. Devir daim arızasındaki harareti evet şoför olarak e, ancak hararet ibresinde gözünüz olursa bunu anlayabilirsiniz. Yoksa anlayamazsınız arkadaşlar gerçekten de. Su tamdır her zaman e, sıkıntı yoktur. Ama araç hararet yaptığı zaman artık yedek su haznesinden su fışkırmaya başlayınca o kapaktan su fışkırmaya başlayınca anlarsınız arkadaşlar. Diğer şeylerde zaten fan açmaması durumunda da zaten hararetiniz yükselince anlarsınız. Yine aynı yedek su deposu kutusundan. Ondan sonra müşürde de aynıdır. Ee, gelelim arkadaşlar bu konuda bu durumlarla karşılaştık mı ne yapacağız? Arkadaşlar işte e, e, soruyorlar ya ustam durup orada çalıştırıp hararetin inmesini bekleyecekmişiz. Ya arkadaşım devir daimi kırılmış arabayı sen çalıştırsan mı olur? Hararet inmeyecek ki iyice yükselteceksin. Ondan sonra fanı açmayan arabayı sen orada istop etsen mi olacak? Çalıştırsan mı olacak ki yine yükselecek. İstop etmedikten sonra e, öbür taraftan termostatı açmamış arabayı çalıştırsan yine yükselecek. Suyu olmayan arabayı zaten zaten ibre sıfıra indiği için zaten bakın arkadaşlar suyu olmayan arabada ibre sıfıra iner. Hararet ibresi. Yükselmez yani. Su bir hortum falan patladı da araç suyu boşalttıysa hararet ibresi yükseltmez. En kötü en pis arızalardan biri de budur zaten. En pis niye öyle diyorum? Çünkü siz hararet ibresi aşağıda olduğu zaman, yukarıda olduğu zaman gözünüze çarpıyor ama aşağıda olduğu zaman, sıfıra indiği zaman belki gözünüze çarpmayabilir. Ancak yatak sarınca farkına varırsınız. Ya da çok e, dikkatli bir şoför olmanız lazım. O sıcaklığı hissetmeniz lazım aşağıdan. Motorun dizlerinize vuran sıcaklığını veya e, göstergenin sıfıra indiğini, bunda bir terslik olduğunu anlamanız lazım yani. Öbür türlü anlamak zordur bunu. Gelelim e, kısaca işin özetine arkadaşlar şunu ve kesinlikle söylüyorum. Arkadaşlar hararet halinde, hareket halindeki arabada harareti hissettiğiniz anda çekin bir köşeye aracı durdurun ve istop edin. Yok çalıştırayım hararetin inmesini bekleyeyim. Yok şu yok bu. Bunlar hikaye arkadaşlar. Bunlar size daha fazla masraf açar. Yani hareket halinde o rüzgarı alan araba örnek veriyorum. Hareket halinde o rüzgarı alan araba o, o 70'de, 80'de, 90'da gidiyor, harareti indiremiyor da. Sen durduğun yerde e, harareti mi indireceksin? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar şehir efsanesi. Hararet ibresini yüksek gördüğünüz anda durun ve aracınızı istop edin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, başka bir videoda daha beraber olmak için e, arkadaşlar, sizlerden destek bekliyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.